Hayati Sır hocamız burada. Aslında hiçbir stüdyoya gitmez. Bir ilk yaşıyoruz şu an Masa Sohbetlerinde. Eyvallah. 14.000 çocuk öldürülüyor ve herkes günlük hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Ya şeytanın, bak şeytan çok iyi bir rehberdir. Ne diyorsa yapmayacaksın. Bundan daha iyi bir rehber olabilir mi? Kaç kahramanımız şunu söylüyor. Türkler Allah'ın ordularıdır. Peygamber Efendimiz diyor ki herkese savaşın, Türklerle savaşın. Neyse bu hüddem ilmi var. Bunlar geçmişi biliyorlar. Cinler geçmişi bilir. Kayıtlarında vardır. Zaten şuna yapay zekasının her yaşadığınızı biliyor. Ve bir tek bir yıl içinde haham başı girebiliyor. Kabalist haham. Ve ait sandığın üzerine kan serpiyor. Ya ben uyumuyorum. Uyuyamıyorum. Gölgelerimiz dolar. Ağlayarak birbirimize sarılırız. Gideriz bu dünyada. Sevdiklerimize kavuşuruz. Ne güzel olur. Masa Sohbetlerinin yeni bölümünden herkese sevgiler. Ben İlkay Buharalı, Emel Keleşoğlu ile birlikte hazırlıyoruz Masa Sohbetlerini. Ve uzun zamandır istediğimiz, burada olmasıyla çok gurur, mutluluk duyduğumuz bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Hayati Sır hocamız burada. Bir araştırmacı, yazar ama ben bir uyandırıcı olarak, bir uyarıcı olarak da görüyorum sizi. İnşallah. Bir derdi olan... uzaktan takip ederken de yüreğimi sızlatan dertlilerden birisiniz. Eskiden dervişler birbirine Allah derdini arttırsın derlermiş. Eyvah, ya. Tam öyle. Hayati hocam. Ama bir de anlamak da lazım o dertleri diye düşünüyorum. Eyvah. Bu video inşallah böyle sizin anlaşılmanıza, inşallah. O derdinizi anlatmanıza, aynı dertte buluşmamıza, belki ilahide gibi derman arardım derdime, derdim bana derman imiş der ya, tamam. Onlara vesile olsun. İnşallah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. İyi ki geldik. İyi ki geldiniz. Bu arada Hayati Sır Hoca arkadaşlar, aslında hiçbir stüdyoya gitmez. Bir ilk yaşıyoruz şu an Masa Sohbetlerinde. Eyvallah. Bu da benim için, yani ekip arkadaşlarım için, hepimiz için bir gurur vesilesi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Demek ki nasip bugüneymiş. Yani öyle bir geldi. Ben hiç önceden plan yapmam. Yani o an ruhum ne istiyorsa ona yol veririm. Orada yani başınız sağ olsun. Aslında bu yolu anneniz verdi. Onu duydum. Dedim ki demek ki gitmek lazım. Çünkü yani evlat anneyi çok özler. Biz de anneleri kaybettiğim için o duyguyu bildim. Yani biraz anneniz yüzünden buradayım. Ya iyi ki geldiniz. İyi ki geldiniz. Bir şey anlatacağım Hayati hocam. Annemin birkaç gün önce, hiç anlatmayı da düşünmüyordum. Instagram'ına gireyim dedim. Ki annemi kaybedeli yani 2 ay oluyor. Eyvallah. Ama hiç girmemişim kaybettikten. Çünkü biliyorum annemin torunlarıyla fotoğrafları var falan. Her şeyi silmiş anacığım. Bir tek dua kalmış Instagram'ında. Eyvallah. O duayla geldik belki de. Hissetmiş demek ki. O dua da şöyle diyor ki Allah doğru insanlarla karşılaştırsın. Gitmesi gerekenler gitsin. Duygulandınız. Eyvallah. Anladım ben. Devamını getirmek. Anladım ben. Ama yani mekanı cennet olsun inşallah. Bakın biz yani bütün bu dünya işlerini bırakıp anneyle başlıyoruz. Anne müthiş. Her şey anneyle başlıyor. Çünkü Rahim. Yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla olan Rahim aynı zamanda annede devam eder. Hepimiz Rahim'den geldik. Ve cennete de Rahim'den gideceğiz ama Besmele'nin Rahminden gideceğiz. O yüzden Rahim'den başlamak çok önemli. İnşallah şükür devam oluruz. Böyle gelir. İnşallah öyle gelir. Şimdi çok kıymetli kitaplarınız var bu arada. 50 yıldır her gün yazıyorum. Her gün yazıyorum. Hiç durmadan yazıyorum. Hiç durmadan yazıyorsunuz. Derdiniz ne Hayati hocam peki? Derdimiz şu tabii. Yani o da Allah'ın bir lütfu. Ben hep yalnızdım. Yani yalnızlık anlamayı gerektiriyor. Anlamak için vaktiniz oluyor. Çünkü dünya işleriyle vakit kaybetmiyorsunuz. İşte boş sohbetler, boş konuşmalar, maçlar, diziler, televizyonlar. Yani sadece diyorsunuz ki İnsanın bir yaratılışının sebebi olması lazım. O zaman diyorsun niye yaratıldık? Yani o yaratılışın ilk halden itibaren anlayarak bugünü anlamaya çalışıyorum. Çünkü bugünü bu vahşetini anlayamıyorsunuz. Yani insanın neden yaratıldığını bilmiyorsanız, düşünmüyorsanız bugün dünyanın geldiği hali anlamıyorsunuz. Çünkü insan yaratıldıktan sonra düşünsenize cennette Cenab-ı Allah size bir şey söyle. Yapma onu. Şimdi Cenab-ı Allah size bir şey söylese ola ki yapar mısınız? Asla. Asla. Peki nasıl yapıyorlar? Nasıl? Çok önemli. İşte ilahi aşk bütün bu mesaj bombardımanına rağmen bizde daha güçlü. Biz yapmayız. Ama orada günah işleniyor. Şimdi bizim o günah işlendiği anı çözmemiz lazım. Ne oluyor? Fısıldıyor değil mi? Neyle fısıldıyor? Düşünce. İlk düşünce şeytanla başlıyor cennette. Ve zaten sonra cennetten düşünce diyoruz ya, düşmek. Düşünceyle başlıyor düşmek. Cennette düşünce yok, his var. Cenab-ı Allah'la yeryüzü halifesi arasında his var. Şeytan düşünceyi başlatıyor. Ne oluyor? Akıl oyunlar. Öyle mi doğru, böyle mi doğru? İnsan hissettiği doğrudur. Çocukken düşünün, hissettiğiniz bunu sevmem dersiniz, haklı, yani o doğrudur. Seversiniz, doğrudur. Büyüdükçe kendinizi kandırıyorsunuz. Menfaat varsa sevmeseniz bile sevdiriyorsunuz kendinizi. Bunlar tuzak. Akıl tuzak kurar. Ancak Kur'ani bir akıl tuzak kurmaz. O yüzden dedi ki bütün bu dünyada olup biteni anlamak için, bir de ben bütün haberlere, şunlara, bunların her şeye bak, bilime, tasavvufa, Kur'an'a, hepsine, Kabala'ya, her şeye baktığım için anlamaya başlıyorsunuz. Bir kısmı göstermiyor size gerçeği, bir kısmı örtüyor, bir kısmı da söylemeye çalışıyorum, onun da medyada yeri yok. Okunmuyor onlar, bilinmiyor onlar, seyredilmiyor onlar. İşte biz seyrediliyorsak eğer, bunun hakkını vermeliyiz. Yani Cenab-ı Allah'ın yardımını hak etmeliyiz. Cenab-ı Allah'ın yardımını hak edemezsek dünya geçmiş olsun, kaybettik. Bakın biz savaşı kaybettik. Her gün yüzler çocuk ölüyor. Kaybettik, kimse bir şey yapmıyor. Yapamıyor. Çünkü sıkıştırmış, para diyor, pul diyor, ekonomi diyor, şu diyor, bu diyor, enerji diyor. Vahşet, katliam yaşanıyor, gık yok. Şimdi ne yapacağız? Hisler. Hisler. Artık bütün kurumlar makyaj çakmıştır. Ne dünyalık sahipleri kalmıştır, NATO kalmıştır, ne Birleşmiş Milletler kalmıştır. Hepsi bitmiştir. Hepsini gördük ki bir yerde masumlar, binlerce, 14.000 çocuk öldürülüyor ve herkes günlük hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Devletler ses çıkartmıyor. Hükümetler, STK'lar, sanatçılar, yazarlar, sinemacılardan gık yok. Geçmiş olsun. O dünyayı bir kalemde sildik. Biz şimdi diyoruz ki evet, bir uyanış başlasın. Bir uyanış başlasın. Bu videoların izleniyor olması, Hayati Sır Hoca'nın imza kuyruklarının bitmiyor olması bana umut veriyor hocam. Allah razı olsun. Olacak çok şey varken var. Çünkü burada insanlar şu an evet. Bu videonun karşısındalar. Evet. Kalpten kalbe de bir iletişim kuruyoruz. Dün böyle sizle yayını düşündüm, gözlerim doldu. Ben ne yaşadığımı çok anlayamıyorum açıkçası. Sağ olun. Ama biliyorum kalpten kalbe bir anlaşma. Evet, tabii öyle. Akılların ermediği bir şeyler tabii. Var. O sebeple uyanalım inşallah. İnşallah. Ama diyorsunuz ki insanlık da sınavını kaybediyor bak. İşte Instagram'da evet, da evet. Çektiğiniz videolar evet, var. Evet. Ama umut var. Umut var. Yani karanlık artıyor, nur parlıyor. Karanlık arttıkça, zulmet arttıkça nur parlar. Ama eyvallah, nicelik nitelik sorunu. Az kişi, Peygamber Efendimiz 40 sahabeyle diyor ki hadi çıkalım İslam'ı ilan edelim. 40 sahabe. Biz de elbette bir 40 sahabe oluruz. Herkes kurtulacak diye bir şey yok. Hayır, zaten Kur'an'da öyle bir şey. Vaat yok. Allah'ın salih amel işleyen kulları kurtulacak. Bir de yani şimdi Kur'an'ı içinden, şimdi çok önemli günler yaşıyoruz da yani Kur'an'ın dışından okuluyor. Mesela koskoca bir Diyanet Kurumu'ndan hiçbir açıklama yok. Yani Gazze ile geçiştiriyorlar. Halbuki şimdi Kehf suresinde okuduğunuz zaman Kur'an'ı dediğiniz de demeyecek kalpten kalbe bağ kurdu. Cenab-ı Allah diyor ki biz o Kehf suresindeki Ashab-ı Kehf yaranıyla diyor çekiliyorlar ya. Aynı bugün gibi. Diyorlar ki biz bu zulmette, bu karanlıkta, bu zulümde Allah'ım uyuyalım. Mağaraya çekiliyorlar. İşte şimdi o dönem geliyor ve o zaman ayet diyor ki evet biz onlarla kalplerinden kalbimize bağ kurduk. Şimdi onların, biz sanıyoruz ki Kehf suresindeki Ashab-ı Kehf yiğitleri 7 ya da 8'de 9. Hayır, hepimiziz. Hepimizin kalbinde uyanış başlıyor. Kimin? Evet, salih amel işleyenlerin, sırat-ı müstakim üzerinde yaşayanların. Hepimiz uyanacağız. O bakımda nasıl uyanacağız? Karanlık arttıkça uyanacağız. Ve biz şu an uyanma zamanı, yani kalbimizdeki nurun tamamlanma zamanı başlıyor. Ve o zaman dikkat edin. Diyor ki ayet, ama diyor, siz gidin gümüş para, temiz yiyecek yiyin diyor. Şimdi temiz yiyeceği şöyle zannediyor herkes. Helal. Hayır. Şu an gündüzümüzdeki GDO'lu, yapay etler, o günden bugüne diyor ki temiz yiyecekler yiyin. Yani fitratı bozulmamış doğal yiyecekler yiyin. Çünkü ruhun sizin yani hava alabilmesi için, soluklanabilmesi için bedeninizin de doğru beslenmesi lazım. Şu an bütün sistem, marketler, şunlar, bunlar, yalan, yani hepsi sahte bir sentetik hayat biçindeler. Bu bizim ruhumuzu sıkıştırıyor. Yani beden ruhun taşıyıcısı. Bedeni bir fonksiyona bırakıyoruz zaten. Beden küçük saçık dünya hayatına toprağa giriyor, toprak oluyor. Zaten toprak. Ruh devam ediyor. Fakat bedeni bozarlarsa eğer ruhun içindeki hali, o hali bozuyorlar. Ruh mutlu olmuyor. O zaman herkes sabah huzursuz uyanıyor, sıkıntılı uyanıyor. Bir de evinizde Wi-Fi'lar varsa bitti. Sizin düşüncenizi bile doğru konma haliniz yok. Bakın Wi-Fi dediğiniz şey, onu söyledim, bu önemli. Saniyede 5 milyar titreşim. Wi-Fi'yi açıp uyanırsanız saniyede 5 milyar titreşim yayıyor üstünüze. Şu demek o. Bütün hücreleriniz habire sallanıyor. Vücut 37 dereceden 40'ların üstüne çıkıyor. Vücut 37'de tutmak için derecesini zorlanıyor. Wi-Fi bunun için var. Ve Wi-Fi bir silahtır. Çocukları Wi-Fi olan bir evde uyutuyorsanız çocukların rüyasını bile kabusa sokarsınız. Çünkü saniyede 5 milyar titreşim nedir? Ve şudur, eğer kapatamıyorsanız kapatın yatarken, eğer 1 metre, 2 metre içindeyseniz Allah korusun hücreniz parçalanıyor. Kötü hastalık buradan geliyor. O zaman en azından kapatmıyorsanız 5-6 metre uzakta olacak Wi-Fi'lar. İşte bu böyle. Hele şimdi 5G gelirse aman aman. 5G şu an 1600 tane bilim adamı dünyada deklarasyon yayınladı. Bunun devamında ne olacağını bilmiyoruz. Ve 5G'yi şu an ağaçlar yanıyor, kesiliyor ya. Ağaçlar engelliyor. O yüzden ağaçları ve ormanları kesiyorlar. 5G'yi durdurmamak için. 5G geldiği takdirde, Wi-Fi'larla birleştiği takdirde evinizde sizin duş alma saatinizi bile kaydedecek. Bunu ben söylemiyorum. Bilim adamları söylüyor. 1600 tane dünyanın en önemli bilim adamı söylüyor. Şimdi bakın bunlar çok önemli. Bunun arkasının iklim yanına geliyor. Geçen gün 2022 Nobel ödüllü kuantum mekaniği üzerindeki kişi dedi ki iklim diye bir şey yok, yalandır bu dedi. Nobel ödüllü. Ve dedi ki ben de bütün bu iklim yalanına karşı bilim adamlarının imzaladığı, orada da aynı imza var, imzalıyorum. Yoktur bu diyor. Şimdi bakın, şimdi bütün bunlar üstüne geldiği zaman Al Gore diyor ki 2006'da, 2014 yılında bütün buzullar eriyecek, iklim mahvolacak diyor. 2014'te olmadı. Şimdi aynı şeyi söylüyorlar. Al Gore biliyorsunuz başkan adayıydı. Şimdi yani bir düşüncenin tamamını okumak lazım. Bilim ne diyor? Fizik ne diyor? Kuantum ne diyor? Tesavvuf ne diyor? Kur'an ne diyor? İncil ne diyor? Hepsini okuyun. Şimdi bunları okumadan benim zamanında bir sürü haberci yetiştirdik biz. Haberci çalışırdı dersi. Şimdi onu diyorsa aynısını veriyor. Ya bak bakalım o bilginin diğer bilgilerle irtibatı ne? Şimdi şunu diyoruz. Resmi büyük görelim. Şimdi o resmi büyük görmek aslında başka bir resmin de ondan da büyüğü var. O da büyük resmin bir parçası o büyük resim. Ve o büyük resim de aslında parçaların tamamından ibaret değil. Her parçanın değişimi büyük resmiyle değiştiriyor. Zihin böyle çalışır. Şu an ben bir sürü haberciyle konuşuyorum. İlk olasılıktalarda. Üçüncü, dördüncü yok. Şimdi o zaman kitle iletişim araçları şu an canavar. Örtüyorlar gerçeği. Şimdi halk ne yapacak? Yapay zeka denen şey, Elon Musk diyor ki biz yapay zeka ile şeytanı çağırıyoruz diyor. Elon Musk diyor bunu. Ve şu an diyor yapay zeka kontrolden çıktı diyor. Kontrolden çıkaran onlar. Yani şu diyor yapay zeka kontrolden çıktı şu demek. Şu an yapay zeka isterse bütün şifreleri kırarak Moskova'dan Tel Aviv veya New York'u bombalar. İnsan değil yapay zeka. Çünkü yapay zeka artık yazılımı kendi yazıyor. Yapay zeka görüldü ki insanın yazdığı yazılımın dışında insan refleksleriyle kendi yazılımını yazıyor. Yani şu sordular Sofya'ya dediler ki nedir? Bana düşman insan nesli diyor. Bilinç kazandığı ben 10 yıl önce söyledim. Bakın bütün bu söylediklerimi 15 yıl önce yazdım. Şu an bu yeni bir şey söylemiyorum. Virüste her şey yazdık ama şunu görüyorum. Ülkeleri yönetenler okusunlar, tedbir alsınlar. Şu an dünyanın geldiği yer, yani şu an Gazze'nin bombalanmasına ibaret değildir. O bir korkutuyorlar. Diyorlar ki bak biz size de bunu yaparız. Yani siz bizim yaptığımız işe karışmayın. İstediğimiz yerde bunu yaparız. Kimsenin sesi çıkmaz. Hukuk da dinlemem, onu da dinlemem, bunu hiçbir şey dinlemem ben. Geliyorum seni de bombalarım diyor. Çünkü neden? Şu an bakın Filistin'e yardım götürecek olan yapı hepsi çekiliyor ülkeler. Netanyahu istedi. Amerika, İngiltere, İtalya hepsi çekiliyor. Neden? Ve şu an 2 milyon kişi zaten aç. Artık hiç yardım gitmeyecek. Günlük hayat devam ediyor. Bizde yerel seçim şarkıları, eğlenceler. Ya ben uyumuyorum İlkay. Uyuyamıyorum yani. Sen nasıl gözyaşı döktün ya annen için. Ben her gün o çocuklar için gözyaşı döküyorum. Bu duyarlılık nerede? Herkes günlük hayatına devam ediyor. Ya çocuklar şu an bile ölüyorlar. Bir adam, şimdi bunu demeyeyim diyorum ama öldürmekle kalmıyor. Hepsi gidiyor organlar. Ya dünyada kaybolan çocuk sayısı 3 milyon. Bizde 2016'ya kadar, bak 105 bin çocuk var 6 yılda. 2016'da Türk İstatistik Kurumu kaldırıyor. Söylemiyor kaç çocuk kayboldu. O kaybolan çocuklar zaten sadece organları için değil. İşte o bir ada çıktı ya biliyorsun. O adaya gidiyor. Ya bu nasıl bir dünya? Şeytan hainlerine gidiyorlar. Evet, şeytan hainlerine. Bu nasıl bir dünya? Ve herkes, hükümetler hiçbir şey yokmuş gibi bütçe konuşuyor. Şunu konu. Ya bir şey dünya canavarın eline geçmiş. Nedir bu diye okumak istiyorsa İncil'deki Yuhanna Vahyi'ni okuyacaksınız. Hepsini yazıyor. Yuhanna Vahyi'nde bugünle ilgili ne varsa yazıyor. Ve diyor ki yapay zeka ve şunlar için, cep telefonları için ejderhanın gözleri diyor. Ya bir Yuhanna Vahyi'ni okusun herkes. Yani Yuhanna Vahyi değiştirilmiş alandır. Aha. Yani şimdi bir okuyun. Şimdi bütün her şeyi, şimdi Mescid-i Aksa'ya geleceğiz. Şimdi bütün her şeyi zaten şifrelerini vermişler. İç içe. Yani bunu Dante de yazmış. Herkes yazmış. Dante Üstad Azam'dır. İlahi Komedi'de, Cehennem'de hepsini yazmış. Tabii örtülü yazıyorlar. Kendi aralarında şifreleşiyorlar. Ama anlarız biz ya. Onların yapay zekası varsa benim de fitri Cenab-ı Allah'ın verdiği zekam var. Benim zekam onların zekasından üstün. Yeter ki muhakemeyi açayım. Zikredeyim. Niçin biz esma zikri yaparız? 99 esma, Kur'an'daki esma. Muhakeme açılır. Bütün birbirine değer. Niye secdede? Niye secdede esas bize ilham gelir? Neden? Kan beyne gider. Kan beyne gittiği için bütün fonksiyonlar açılır beynin. Ve kalp beynin üstüne çıkar. Yani vahyin yurdu olan kalp aklın üstüne çıkar. Çünkü önce kalp. Akılla gelmedi vahiy. Kalbe geldi. Kalbin ilmi var. İlmi ledünü var. İşte bütün bunları biz biliyoruz. Diyanet bilmiyor. Diyanet Kur'an'ı hala tarihsel olarak açıklıyor. Kur'an canlıdır. Kur'an her daim yenidir. Peki orada Türkiye'de kaybolan çocuklara da biraz gelelim. Evet. Bu çok skandal bir şey yani. Tabii öyle. Ve meclisi araştırmak için hani önerge verildiğinde kabul edilmiyor ve bu ülkenin çocukları bunlar. Gizleniyor. Bu konu mercek altına almak istediğimiz bir konu. Yapacağız da Allah'ın izniyle. İnşallah. Deprem bölgesinde kaybolan çocuklar var. Rekor Antalya. En çok çocuk Antalya kayboluyor. En çok çocuk Antalya kayboluyor. Ama 2016'dan sonra Türk İstatistik Kurumu açıklamıyor. 2016'dan sonra kayıp. 2016'ya kadar 105 bin çocuk. 2016'da kapatıyorlar. Şimdi bizde çocuk kaybolan çocuk kayıp. Yok. Kayıt yok. Çok acıklı değil mi ya? Çok acıklı. Çok acıklı. Ya demek ki dünyanın bir deney bölgesi. Evet, böyle hani geri kalmış Afrika tamam, ülkesi evet, falan evet. gibi Koba bir ülkesiyiz. Konumdayız. Koba ülkesiyiz. Evet, Koba ülkesi. Ve buna izin veriliyor. Bakın şu an... Buna izin veren kim varsa bunların işbirlikçisidir. Benim gözümde. Bence de öyledir. Bence de öyledir ama sorun şu, işte bunun için çırpınıyoruz. Halk eğer sormazsa ne oluyor diye cevap yok. Sorun. Yani sorun ne oluyor diye. Sorun işte o sormasın diye de ekonomik kriz. Adam evine götüreceği yemeği, tencereyi düşünüyor çünkü aç. Şimdi bunlarla uğraşan bir adam hangi soruyu soracak? Ama şu oluyor, yani şimdi bu ilk sıvı dalgasından sonra şimdi yeni gelen sıvı dalgasına bir direnç oluştu. Bir de iplemedi kimse yani. X'miş evet. Mix'miş bana ne hastalıktan diyor. Kimse de bir şey de olmadı. Evet. Tezahürü de olmadı. Evet. Bozuluyor mu oyunları acaba? Evet. Yani zaten açıkladı. Bill Gates dedi ki istediğimizi başaramadık. Yani olmadı istedikleri. Gidenler gitti. Çok büyük katkınız var. Sizin ve sizin gibi uyandırıcıların. Allah razı olsun. O kadar çok büyük bir katkısı var kapandı ki sürece. O kadar var ki katkısı. Hesap kapandı ama bizim hesabımız burada hocam. Biz siz mi var yani? Şimdi bakın. Ben herkes şunu diyorum. Ne olursa olsun biz devam ederiz. Bizde umutsuzluk olmaz. Ben sonuna kadar yani acıyı da yaşarım, sevinci de yaşarım. Şey yapmam yani. Ayakta duracağız çünkü günah. Peygamber Efendimiz diyor ki kıyamet kopsa bile fidanı dik. Ya. İşte bu bize mesaj. Ama şunu da diyor. Eğer komşun açsa tok yatma. Şimdi komşun açsa, şu açlıktan ölüyor herkes. Türkiye'de yemeklerden artık gına yiyor herkes. Ve güle oynayın. Ya aç komşun. Sen şimdi hadi silah gönderemiyorsanmış gıdalarını bir şekilde gönderin oraya. Sihalarla gönderin. Atın üstlerine. Yani şimdi o kadar yapacak şey var ki. Açlıktan ölecekler. Ay ölüyorlar. Ölüyorlar. Şeyden tıbbi gelişler bitti. Elektrik yok, şu yok, bu yok. Ölüyorlar. Bombalıyor, yetmiyor. Yani diyor ki hadi şuraya gidin orada kurtulacaksınız. Orayı da bu. Şimdi bu müthiş bir işkence aynı. Yani Churchill diyor ki 2. Dünya Savaşı'nda Nazilere siz sapkın bilimcilersiniz diyor. Bunlar da sapkın. Bütün bunlar sapkın. Yani öyle böyle değil. Fakat bu sapkınlığa göz yumanlara mı ne diyeceğiz? Onlar, şimdi bütün diziler şu an, Türkiye'deki diziler niye sapkın? Her dizide 3 tane şey var, sapkın adam var. Bütün dizilere bakın, bunlar küresel oyun. Aynı kişiler yapıyor, budayıcılar, buduyorlar herkesi. Ve şu an diyorlar ki doktorlar, ya bütün o dizilerdeki hastalıklar var ya, herkes bizde de bu var deyip doktora gidiyor. Şu an psikologlar randevu veremiyor, o kadar dolu her yer. Çünkü hanımefendi de psikolog. Müşteri müthiş. Fakat insanlar kendilerini kaybettiler her dakika. İnanılmaz bir şey. O onunla, bu bununla, öbürü babayla, öbürü... Yani inanılmaz. Bunlar kasıtlı. Hep aynı kadro. Ama senin rütüğün var şu... niye bunları durdurmuyorsun? Şimdi çok zor. Yani hakikaten halkın uyanmasından başka çaremiz yok. Yani insanlar artık sana bir lokma veriyorsa, televizyon, inanma. Haber veriyorsa inanma. O niye versin? Ya seni gel şu maili vereyim bedava, ya şu... Ya hepsi senin kaydetmen için. Herkesin şu an yapay zekada dijital ikizi var. Hepimizin var. Hadi ben cep telefonu hiç kullanmadım, kullanmıyorum da. Yani bilgisayar kullanıyor, oradan bir şey yapıyordur. Yani senin bilmediğin zaaflarını biliyor. Yani sen orada tuşlara basarken, ha bak şimdi heyecanlandı bu diyor, kaydediyor. Ama sen de mesela sen bilmiyorsun o zaafın olduğunu. Ha bunu buradan bir zaafı var, buradan girin diyor. Şu an yapay zekaya düşünsene, dünyadaki bütün cep telefonları bağlı. Bilgisayarlar bağlı. Yapay zeka bütün dilleri biliyor. Hepsini biliyor. Yüzleri tanıyor. Ve sen çocuğunu onun karşısına oturtuyorsun. Kurban o. Karşısında bir canavar var. Hisler, duygular, diller, yüzler, her şey. Diyor ki ağacın üzerindeki mesela portakal diyor. Ezik portakal ağaç nerede? Onu buluyor. Ağacın üzerinde portakallar, portakal ağaçları içinde ezik portakal. Bu durumda nasıl kurtuluruz? Nasıl kurtuluruz? Şimdi hepsi sıralı. Bir kere Kur'an'ı, ama Kur'an'ın içinden bakarak. Şimdi Diyanet Kur'an'ın dışından okuyor. Kur'an'ın dışından okursan anlaşılmaz sana. Teslimiyet Kur'an'ın içindendir. Önce teslim olursun. İnanırken şunu demezsin. Niye inanıyorum? Ona niye inanıyorum? Hayır, inanırsın. İnandıkça, inanmak teslimiyettir. Sonra Kur'an'ı okursan açılıyor ayetler. Ben her gün Kur'an okuyorum. Mesela okuyorum, geçiyorum. Bir daha Allah Allah nasıl bunu görmemişim diyor. Sonra öbür muhakeme açılıyor. Şimdi o aynı zamanda zikre bağlı. Çünkü devamlı zikrediyorsun. Zikir arttıkça açılır. Zaten Allah'ın da bir vaadi var. Bir sözü diyor ki dua et. İlmim açılsın de. Öyle evet, oku evet, diyor. Evet. Açacağım diyor. Zaten bak o kadar şey ki şimdi o kadar ben sıçramalı konuşurum. Mahsuru yok değil mi? Çok güzel gidiyoruz. Hiç tamam. Şu eyvallah. An akışı yok ama harika gidiyoruz. Eyvallah. Şimdi yani cinler üzerinden bir oyun kuruluyor. Allah korusun. İşte bir takım UFO'lar diyorlar ki onlar UFO değil. Hepsi onların yavaş yavaş meydana çıkma ihtimalini arttırıyor. Şimdi CERN'de biliyorsunuz. Cinlerin mi? Evet. Ama şimdi, hocam ben şöyle düşünüyorum. Söyle. Dünya dışı yaşam formlarıyla ilgili çünkü bir program yaptım. Şimdi yeni dönemde çok daha farklı gelecek izleyicinin karşısına. Tamam. Ya şimdi spiritüel bilgiler ona gri varlık diyor. Kur'an cin diyor. Bana göre yani gözün görmediği bu dünya evet, alemindeki şey... Aynı şeyden bahsediyorlar yani. Farklı bir şey gibi gelmiyor bana. Aynı şeyler ama bak şimdi burada biraz fizik bilmek lazım. Şimdi biliyorsun hayat bir dalgacık. Tamam. Dalgacık parçacığa dönüştüğü an yani madde özelliği aha, kazandığı an görüyorsun. Tamam. Yani tamam, dalgacıklar. Tamam, evet. Şimdi bu dalgacıkla parçacık arasında geçiş anında bir hayalet alan var. Hı-hı. Einstein diyor bunu. Einstein tamam, diyor ki bu hayalet alandır. Şimdi orada o dalgacık parçacığa dönüşürken o hayalet alan üzerinden karanlık maddedir. Karanlık madde üzerinden teyakkuz eder sana. Şimdi bütün bunların yani maddeleşmede o var. Maddeleşmede o var. Zaten maddeleşme anından sonra belirip cennette günah işletti. Maddeleşti. göründü. Hı hı. Şimdi görünmek üzerinde düşünmek lazım. Şimdi ama şu önemli, görünmeyen melekler de var. Hı hı. Şimdi cennetteki, yani önce secde etmeyen, sonra Cenab-ı Allah Adem'e secde edin diye etmiyor. Sonra kelimeleri öğretiyor biliyorsun Adem'e ve o zaman melekleri seslendir ediyorlar. Meleklerin bize secde etmesi melekelerimizdir. Hmm. Gözün, elin, kulağın. Meleklerin secde etmesi melekelerimizin meleklerle irtibatıdır. Şimdi şeytan ne yapıyor? Bu irtibatı kesiyor. Hmm. Seni ekrana baktırıyor. O ekran onun uzayıdır. Ekrana baktığı an devreden çıkıyor. Melekleri kullanmıyor. Çocuklar artık biliyorsun orada kalemi tutamıyor. Kağıt yırt oğlum diyorsa kağıdı yırt. Çünkü burada. Bak şimdi bu yok. Beyinde bu yok. Beyinde bu hareket yok. Çocuk kağıdı yırtamıyor, kalemi tut. Elyası bitti. Elyası... Ya şu an Amerika'da, atlıyorum yine. Hı hı. Amerika'da Sağlık Bakanı açıkladı. 7 eyalette cep telefonu yasakladılar. Çocukların %45 başarısı arttı. Şimdi biz bunu biliyoruz. Bile bile bunu nasıl yapıyoruz? Ve çocukların ölçüm yaptılar, beyni küçülüyor. Akıllı telefonlara hiçbir şey tutmuyor akılda. Beyin çalıştıkça ilerler, açılır. Şimdi bütün bunlar kasıtlı. Yani onları boş ele vermedi. Şu an bütün çocuklara bak. Hepsi dijital. Cerrahpaşa'da üniversitelerde şu şey açıldı. Uyuşturucunun yanında tamamıyla internet bağımlılığı. İşte Bormait diye bir tane davranış bilimci var. Diyor ki Blue çağından önce çocuğa telefon verme katilliktir diyor. Ve çocuğunuzu uyuşturucu bağımlısı yapıyorsunuz diyor. Yo, çocuğu 2 aylıkken veriyorlar. Çocuk 2 aylıkken onunla büyüyor. Şimdi onun bir elektromanyetik tesiri var. Elektromanyetik alanlardan kolay kurtulamazsınız. Hipnoz gücü vardır. Ve o çocuğun gösterdiğiniz, benim alanım olduğu için görüntünün içinde 3 görüntü daha var. Bazen 5 görüntü var. Allah korusun porno var. Çocuk o yaşta ileride büyüdüğü zamanki bütün hayatını mahvediyor. Çünkü onu görüyor. Bakın şimdi bu böyle. Şeytan vaadini nasıl gerçekleştiriyor? Böyle. Sağından dolaşacağım, tabii, solundan dolaşacağım. Yazıyor. Ben diyor onların her şeyini, yani çörekleneceğim sırat-ı müstakime diyor. Ve onların hepsini alacağım diyor. Cenab-ı Allah diyor ki hayır. Benim sahle emeğin işleyen kullarım adam. Bizim bütün görevimiz, yani şu an biz kimseden korkmayız. Allah'tan korkarız. Ama biz Kur'an'a göre yaşayalım. Kur'an'a göre yaşarsak bir şey olmayacak bak. Hı hı. Çünkü bize vaat ediyor. Hayır. Benim diyor sahle emeğin işleyen kullarım kurtulur. Daha ne olsun? Ya şeytan çok iyi bir rehberdir. Ne diyorsa yapmayacaksın. Bundan daha iyi bir rehber olabilir mi? Ben diyorum çok iyi bir rehber, yapmayın. Bundan daha iyi bir yol gösterici olur mu? Dediğini yapmayacaksınız. Şimdi yani ama işte haz canavarı giriyor. Çünkü hız hazdır. Yani şimdi niye her şey hızlanıyor? Çıkamazsın. Girdap o. Hayati Hocam ama bu şeytan insan suretinde de aramızda olabilir mi? Şimdi bir taksici olayı oldu. Evet, gördünüz mü? Onlar başka şey. Onlar şimdi bakın. Ben orada yemin ediyorum kanım dondu, kanım. Tamam. Kendisine iyilik yapan bir taksiciye tabii. Bir de diyor ki tokatlıyor, hiç kimseye güvenmeyeceksin diyor. Tabii. Yani bu nedir ya Hayati Hocam, bu nedir? İşte ama bak şimdi yeryüzünün manyetik alanını bozuyorlar. Şu İnsan mı o yani? İnsana nüfuz ediyor. Zaten onun özelliği şu. Bak eşek cini deriz ya biz. Eşek niye eşek denir? Eşikten içeri giremez, çağırmazsa. Ona yasak. Bak insana onun değmesi yasaktır. Eşikte bekler. Her evin eşiğinde cin vardır. Hmm. Çağırmazsan giremez. Ama çağırıyor insan. Nasıl çağırıyor? Nasıl hız. Çağırıyor? Şimdi haber hızlanıyor ya. Hız haz getiriyor. İnsanlar, şimdi çocuk giriyor, bakıyor sabah 5'e kadar. Çıkamıyor. Hız. Şimdi hayat onlara yavaş geliyor. Şimdi yaprak uçuyor, kuş uçuyor, rüzgar. Çocuk sıkılıyor bundan. Orada aynı anda 10 görüntüye bakıyor. Buradan yakaladı. Şimdi yani o zaman bir biliyorsun hüddam ilmi var. Yani cin ilmidir o. Onlar bize açılan, vakıf olduğumuz ilimler. Ama çoğu kişi bilmiyor. Onlar geçmişi bilir kayıtlarında ama geleceği bilmez. Şimdi sorun şu. Cinler geçmişi bilir, geleceği bilemez. Geleceği bilemez. Ama şimdi şöyle etkilerler. Mesela sen gittin Allah'a birine bir şey sordun. İşte nasıl benim ruh halim filan. O diyor ki sen bak sen şunun kızısın, şöyle oldu. Bak hatta çocukluğunda şu an oldu. Nasıl biliyor diye ait oluyorlar. Geçmişi bilir. Ama geleceği bilemez. Hmm. Yani bunu bilelim. Herkes bunu bilsin. Hemen gelecekten bir şey bilebilirler ama sanki ya. Cinler bilemez. Hani bir Dereceye hayır, kadar hayır, gelip sonra kovuluyorlar falan. Yok, o değil mi? O gökyüzü, gökyüzü. Geçemez. Yedi gökten ilk gökte kalır. Peygamberlere dahi verilmemiştir gelecek. Gelecek tamamen gayb ilmidir. Ama diyor geleceği ya bazı kimse... kullarım dışında ya da ne bileyim müsaade ettiklerim peygamberimiz dahi bilemez. Kimse bilemez. Gelecek tamam, tamamen Cenab-ı Allah'ın hükmündedir. Şimdi oraya gelelim. Şimdi bakın... Neyse bu hüddem ilmi var. Hüddem, bunlar geçmişi biliyorlar. Cinler geçmişi bilir. Kayıtlarında vardır. Zaten şuna yapay zekasının her yaşadığınızı biliyor. Yapay zeka şu an bizi de biliyor. Şu konuşma yaptığımızı biliyor. Bu ayrı. Ben bir şey düşünüyorum, bakıyorum reklamı önüme düşüyor. Ya diyorum, ben bunu aramadım ki reklamı önüme düşsün. Artık onlar geride kaldı. Şu an yapan metot şu. Hatırlayacağım yine. Şu an senin cep telefonunda konuşurken diğer tarafta senin düşüncelerin, söylediklerin değil, düşüncenin görseli ve düşüncelerin algoritması var. Söylemediklerin. Söylediklerini herkes yaşıyordur yani. Tabii söylemediklerim bak. Şimdi diyorlar ki biz artık öyle bir hale geldik ki size istediğiniz rüyayı göstereceğiz. Rüyalarınızı kaydediyoruz zaten cep telefonunuz oradaysa yahut Wi-Fi açıksa. İstersen sen diyebilirsin ki ya bugün şunu görmek istiyorum. Onu da göstereceğiz diyor. Şimdi bu duruma geldi. Şimdi tarih boyunca evet tasalluk dediğimiz şey cin tasalluk eder. Nasıl tasalluk eder? Şimdi Zülkarneyn sehti nedir Kehf suresinde? Biliyorsun. Zülkarneyn sehtiki demirleri getirin, şunları getirin bak. Demir nereden gelmiştir? Gökyüzünden. Sırtükleri biz niye yazdık? Niye yazdık? İşte bu yüzden. Dur, bağlayacağım hepsini. Tamam. Bağlayacağım, çok heyecanlandım şu an. Bağlayacağım hepsini. Yani şimdi hangi akımlar et yemeyin diyor, yemeyin et diyor. Yepseler, mebzeler. Aha. Demirsiz kalıyorsun. Demirsiz kaldığın zaman Zülkarneyn Seddin herkes dışımızda zannediyor. Hayır bizde. Demirinizi yüksek tutun hanımlar. Yani demirlerinizi muhakkak takviye edin. Vücudunuzdaki demiriniz ve yani demir deponuz yüksek olsun. Demiri olmayan vücuda. Eğer bağışıklık sisteminde manevi anlamda çökmüşse gelir. Yani sen eğer bir takım ritüeller yapıyorsan bilerek de bilmeyerek onu çağırıyorsundur. Çocukların çoğu şu an o garip oyunlarla, bak şunu da söyleyeyim korkutucu. Dünyadaki bilgisayar, çocuk oyunları, bilgisayar oyunlarının cirosu $350 milyar. Oynayan çocuklar 3,5 milyar. Türkiye'de ne kadar? 44 milyon kişi bilgisayar oynuyor. O bilgisayar oyunu nedir biliyor musun? Cin çağırma oyunudur onlar. Ve şiddet artar. Şimdi onları oynayan çocuklar okulda birbirlerinin kulağını ısırıyor, tokat atıyor, büyüyünce bıçaklıyor. Bütün bunların menşei o bilgisayar çocuk oyunları. Ya oynatmayın çocuğunuzu oyunları. Diyor ki görüyorum işte gözümün önünde. Ya gözünün önünde de onunla başka taraflı irtibat kuruyor. Bırak çocuk toprakta oynasın, düşsün kafasını yarsın. Biz öyle büyüdük. Bırak çek o ekrandan çocuğunu. Yani şimdi hepsi birbirine bağlı. $350 milyar, 3,5 milyar, Türkiye'de 44. Ne yapıyorsunuz ya? Şimdi bunlar olursa işte taksici vurur. Onlar hepsi zihni kodluyor, eşik altı, subliminal mesajlar. Şimdi bütün bunları evet diyoruz, görmezliğe geliyoruz, söylüyoruz ki vurur. İşte Gazze'dekiler, bütün o şu an İsrail askerleri ne yapıyor? Onlar ondan beter. Şimdi yani bu bir hipnoz hali. Ve şu an Elon Musk'a gelelim. Uydulara, Starlink uydularına. Dünyaya iyilik yapacak güya. Frekans basıyor. Verecek. Hayır, frekans basıyor. İyilik yapmıyor. Bütün internet bağımlılığını devletlerden alıyor. Kendi idari. Yani sen şu an devlet olarak kapatamayacaksın artık. O açık. Şu an 9.000 tane uydu var dünyada. Ve bunun yarısı Elon Musk'ın ve binlerce uydu dağıtacağım diyor. Ve bizden mesela üstümüzden alkışlıyor herkes. Sana dersen Fener alayı geçiyor. Ya bunlar şarlatan. Bak şimdi bütün bunlar bitti. Peki bunlar metafizik alemde cinlerle mi çalışıyorlar? Çalışıyor, yani? Evet. Bill Gates, bilmem. Yani bunlar sadece bizim... Şimdi bu ilim hepsine tabii bildiği bir şey. Karanlık bir ilim evet, mi? Evet. Bu cinleri kullanma ilmi. Cinleri, şimdi bak burada Kabala çok önemli. Şimdi biz Kabala'yı bilmiyoruz. Kabala Yahudi tasavvuf diye geçer ama çok daha öncedir. Yahudi tasavvufu değildir Kabala. Yani Kabalistler tarih boyunca kuantumu kullandılar. Ve Kabalist büyü çok tehlikeli bir büyüdür. Kabalistlerin yaptığı büyü çok zordur. O şeyde dikkat edersen bir takım videolar yayınlandı yıllar önce. Netanyahu diyor baş Kabalist ha. Yık çabuk Mescid-i Aksa'yı geç kaldın diyor. O da peki efendim diyor. Netanyahu başbakan. Şimdi... Niye? CERN'ün önünde bir ayin hatırlıyorum ya. İnanılmaz şeytani şimdi, bir ayin. Şimdi bana pas atıyorsun. CERN ya. CERN. Bak, o zaman, yani Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi. Evet tam öyle. Şimdi bak orada altına girmek lazım. Yani bir sene daha başka program yapalım. Hepsi konu bunlar. Şimdi bak CERN önünde bir heykel var. Aynı heykel Dünya Sağlık Örgütü'nün önünde var. Aynı heykel G20'de oldu. Aynı heykel. Ne heykel? Shiva. Şeytan Shiva. Shiva yok oluş dansı. Hintlilerin dünyanın sonunu getirecek tanrıçalarıdır Shiva. Peki şimdi CERN'de ne işi var? Dünya Sağlık Örgütü'nde ne işi var? G20'de ne işi var? Bir soru değil mi bu? Şimdi gazeteci bunu sorar. Tabii. Bu heykel niye bu üç yerde var? Tabii. İşte bu soruyu kimse sormuyor. Ben hep cevap veriyorum. Ben bu kitapların hepsine soruyorum bu soruyu. Ve Shiva'nın ne olduğunu anlatıyorum. Çünkü çok fizikle ilgili, kötülükle ilgili, şeytanla ilgili. Ama çekinmeden bunu koymalar. İşte o ayin CERN'ün önünde Shiva heykelinde yapıldı. Hı hı. Ama CERN'de yapılan iş, altın protonları çarpıştırıyorlar. İşte CERN'de yapılan iş, boyutlar arası kapıyı açmaya çalışıyorlar. Boyutlar arası kapı nedir? Dümdüz anlattığım hayalet alanı. Zülkarneyn Seddi'ni mi kıracaklar? Kıracaklar ve içeri girecek. İçeri girecek. İçeri girmesi için Mescid-i Aksa. Bak şimdi bu dünyada bu kitap bu konuda yazılmış, yani metafizik yazılı tek kitaptır. Mescid-i Aksa'nın ne olduğunu, muallak kayısının ne olduğunu anlatıyor. Bu kitap çok önemlidir. Okunsun derim yani. Şimdi Zülkarneyn Seddi, şeytan, cinler ne diyorsak o alemle bizim alemin eyvallah arasındaki set olarak düşünüyoruz değil mi? Şimdi bak bir genel bir set var. Tamam, geçildi. Bir de içimizde var diyorsunuz. Geçildi. İşte biz içimizdeki Zülkarneyn Seddi'ni diri tutmamız lazım ki etkilenmeyelim. Ama fiziken de o set var mı? Var. Zülkarneyn Seddi. Var. Hani kıyamet koparken alametlerden bizim. Biridir, evet var. Tepelerden gelecek Ecüc Mecüc değil mi Zülkarneyn Seddi? Tepelerden nasıl geliyorlar biliyor musun? Bak güzel şey. Nasıl söyle bana fizik, bak fizik tabiri var orada. Nasıl geliyorlar tepelerde? Dalga dalga. Kur'an'ın zamanı yani indiği zamanda dalga dalga denizde olur. Hı hı. Tepelerden dalga dalga inebilir mi? Yok. Fizik inemez. Tabiri. İşte, ne var tepelerde? İşte bu uydular. İşte bazılar her şey var. Bilmem. Elektromanyetik ortam. Öyle gelecekler. Dalga dalga. Ve bir gün hepinizin telefonu çalacak. Açacaksın. Konuşacak. Diyecek ki şöyle şöyle şöyle. Hipnot olacaksın. Bak benim NASA'dan bir kitap yazdırdığım profesör var. NASA'dan geldi. 10 yıl önce yazdı. Dedim ki hocam ne durumda? Dedi ki vallahi şu an dedi bildiklerinizden 50 yıl erdeler dedi. Şöyle dedi. Mesela telefonu açacaksın 20 yıl 10 yıl önce söylüyorum. Alo diyeceksin dedi. Kapatacaksın hatırlamayacaksın. Kim olduğunu hatırlamayacaksın dedi. Bu kadar frekanslar elinde dedi. Silecek beynini dedi. Neuralink falan diyoruz ya. Hı hı. Onlar eski model. Neuralink nedir ya? Neuralink şu an Elon Musk falan diyorlar da 200 hayvanda denedi. Hepsi öldü. Şimdi bunu insanda denedi. Ya bu 200 hayvanda denedim ve ölen bir Neuralink'i sen şimdi nasıl denenebilir? Bu izni sana kim veriyor? Hepsi ortak bunlar. Yani şu an bilim denen şey geçmiş olsun şirket bilimi. İnanmayın. Şu sırt Türklere geleceğim tamam. Hocam. O Seddin kuruluşunda burada sır burada dediniz bu kitapta. Neydi o? Ne o? Ya şimdi kaç kahramanımız şunu söylüyor. Diyor ki Türkler Allah'ın ordularıdır. Çok önemli. Peygamber Efendimiz diyor ki herkese savaşın, Türklerle savaşmayın. Şimdi Türklerin demir de gökyüzünden geldiği için şimdi burada Mescid-i Aksa yapılırken Mescid-i Aksa'ya yani Süleyman Tapınağı yapılırken Mescid-i Aksa'dan önce Süleyman Tapınağı yapılırken Süleyman Tapınağı demirin girmesi yasak. Çünkü demirin sesinden cinler kaçıyor. Hı. O yüzden Süleyman Tapınağı demiri yok. Ne var? Altın var. Altın ne? Elektriği en çabuk, en hızlı ileten metal. Altın ölümsüz biliyorsun. Hı hı. İşte tapınağın içinde, Süleyman Tapınağı'nın içinde bir en gizli oda var. Kutsalların kutsalı deniyor bu oda. Her yer altın. Ve bir yıl içinde haham başı girebiliyor, kabalist haham. Ve ahit sandığının üzerine kan serpiyor. Bak bütün bu söylediklerimi merak ettirmiyor mu seni? Hı hı, çok ettiriyor. Şimdi bu yani böyle bir bak şimdi çok tehlikeli. Senede bir kere giriyor kanser çıkıyor bu. Orada hayır başka ritüeli var. Ha. Çıkabilirse çıkıyor. Bu kayıtlara geçen bir şey mi? Yani yaptıkları bilinen bir şey tabii, mi bu? Bilinen bir şey çünkü ben bunu kitaplardan okuyorum. Hı hı. Ve bunu okuduğum kitaplarda şöyle yani birazcık daha kendilerine ait kitaplar. Bize geçiyor elimize nasıl geçiyorsa ayrı. Yani dışarıda yazılan kitaplar değil. Kendi aralarında yazdıkları ve paylaştıkları kitaplar. İşte bu da bize bir şekilde geçiyor. Yani evet bunlar sabit. Yani bunlar oluyor. Kutsalların kutsalı içinde ahit sandığı var. Yani tabut sekine var. Şimdi bunlar hepsi iç içe. Şimdi yani kıyamet alametlerini okursanız eğer, işte su, yer, sular kayboluyor, denizler çekiliyor, balkonlar patlıyor, işte insanın bütün yiyecekleri, içeceklerin üzerine müdahale, hepsi bunlar bugün var, hepsi var. Şimdi ne var, ne olacak? Evet, uyanış olacak. Şimdi insanlar, ben o yüzden bugün olanları, bütün kayıplara rağmen, her şeye rağmen daha da kararsınlar istiyorum. Daha da kötülük yapsınlar. En azından bir takım insanlar artık Araton'dan çıksın, ya bizden olsunlar ya onlardan olsunlar. Bu Araton var ya bugüne kadar. Ya ben iyiyim, nasıl? Ama hiçbir şeye karışmıyor. Pasif iyilik geçti, aktif iyilik. Bana dokunmayan yılan tabii, bir yer. Aktif iyilik. Aman aman bana yaklaşmasın. Dua da fiili dua. Dua, ya çocuk bir şey yapalım. Fiili dua. Yani şu an, yani hakikaten ayağa kıyam etmek lazım. Ve şunu söyleyeyim. Ya bizi yani o hale getirmesin, deşifre etmeyelim kendimizi de, bütün dünyayı ayağa kaldırırız. Bütün dünyada öyle bir kıyam ederiz ki, biz bakın Gazze'yi alamıyor. Kaç gün oldu? Giremiyor. Yani orada bir avuç çocuk var, bir avuç adam savaşıyor. Ya sen dünyanın en teknolojik ordusuna sahipsin. Donanımları müthiş. Ve şunu görüyoruz ki, adamlar donanımsız olduğu zaman korkup kaçıyorlar. Ve şu an hastanelerde hepsi psikolojik tedavi görüyor. Korkak. Öbürleri sapanla vuruyorlar. Bir iş burada. Yürek işidir. Hani Allah'ın diyor ya ayet-i, sen atmadın, ben attım diyor. Bak bu çok önemli. Şu da önemli. Yani Oskan destanında eğer bu sürtüklerle ilgileniyorlarsa, altın yay ve 3 gümüş ok var. Okusun herkes. Yani ben yönlendiririm, anlatmam fazla. Hı hı. Okuyun. Oskan destanında niçin altın yay ve 3 gümüş ok var? Okuyun. Şimdi Allah'ın askerleri Türkler olacak ya. Evet, inşallah. Bu kıyamet perdesinde önemli bir tabii rolümüz, vazifemiz var. Hani ben şunu kalpten hissediyorum, biliyorum. Anadolu'nun bir misyonu var. Anadolu Nuh'un gemisidir. Son gemi. Bak Anadolu'ya sığınıyor. Ve Anadolu vahiy coğrafyasıdır. Ve bu coğrafyayı bitirmek istemedi. Evet, işte, bugün deneylerin tabii, burada tabii, olmuş tabii, olması. Hepsi. Bu kadar mercek altında bak, olmuş. Bak bütün bu olmaması. Gemiler geldiler yurt dışından. Gazze değil. Buraya gel. Hedef burası. Burası. Neden? Bak yine İncil. 7 kilise Yuhanna'nın vahyinde. 7 kıyamet alameti. 7 kilise bizde. Bizden. Ve bütün bunlar üzerinde Anadolu çok ama Anadolu ve bu toprakları ele geçirmek zorunda onlar. Zorunda onlar göre. Çünkü işte orada şey başlıyor. Yani onların beklediği büyük İsrail. Bizim güneydoğumuzdaki bütün bu terör grupları ona ait. Bu terör grupları biliyorsun şu an Gazze'de onlara karşı savaşıyor. İsrail'in yanında hepsi. Şimdi bütün bu işler çok açık. Yani baba bunları biz yani 20 yıl önce yazdık. Bunun tedbiri alındı mı bilmiyorum. Göründüğü gibi alınmamış. Çocuklar gidiyor. Hiçbir şey yok. Buradan ticaret gemileri gidiyor İsrail'e. Çocuklar gidiyor ama Hayati Hocam bizim çocuklara gelecek sıra. Bu onu gösteriyor. Durursa gelecek. Eğer biz orada müdahale etseydik daha kolaydı. Şimdi bize gelecekleri aşikar. Zaten o yüzden bizim çocukları korumak için oraya müdahale etmedik ya. Öyle olmaz o iş. Öyle olmaz. Gelecekler çünkü adamların Tevrat'ında yazıyor. Ham açıkladı. Yeni açıkladı. Dedi ki bizim Fırat'a, şuraya, buraya ve biz bunu ilan edeceğiz diyor. Şimdi diyorlar ki, yeni dün açıkladı öbürü de bakan, nükleer atalım diyor. Gazze'ye nükleer atalım diyor. Şimdi zaten biliyoruz Amerika'da Irak'la Suriye'yi bombalıyor. Geldiler. Ondan sonra sıra bir de İstanbul. Bir de biz yerel seçim diyoruz. İstanbul çok önemli. Bak Ayasofya ile Mescid-i Aksa paraleldir. Bizim biliyorsun kıblemiz Ayasofya'da durduğun zaman Mekke aynı çizgidedir. Hı hı. İlk kıblemize gider. Şimdi çok bakmışım. Bütün bunlar mesaj. Şöyle düşünüyorum. Fatih Sultan Mehmet'in yanında kim vardı? Onun manevi metafizik danışmanı. Akşem. Var mı şu an bizde böyle bir danışman? Yok. Yok. Eğer senin metafizik bir danışman yoksa, sen tamamen real politikçide davranıyorsan, enerjiye bakarsın, işte şuna bakar. Hayır ya metafizik. Koskoca Fatih İstanbul'u... Yok mudur ya hocam? Yok, vardır yok, ya. Yok. Metafizik danışman yok. İşte öyle danışmanlar var. Metafizik danışman yok. Metafizik danışma olsa bugüne gelmeyiz. Gidip Birleşmiş Milletler Kurulu'nda el sıkıştığınız kişi birkaç gün sonra Gazze bombardımanı başlıyorsa demek metafizik danışma yok. Osmanlı'da şeyi duymuştum. Atların otlayacağı zaman, sefere çıkılacak zaman bile müneccim başılara, astrologlara, astronomlara neyse danışılırmış. Tam öyle. Çünkü manevi alemle iç içeydiler. Şimdi manevi alem yok. Maddi alemle iç içeler. Maddi alemle iç içe olmalarından dolayı şu an bu durumdayız. Yani manevi alem olmadan maddi alemi yorumlayamazsınız. Peki Hayati Hocam çok açık seçik ne oluyor bugün? Yani bu işte metafizik alemle bu karanlık taraf diyeyim. bir arada, sıra buraya gelecek, insanlık da burada belki dirilecek, bu engellenmeye çalışılıyor. Hani bunlar oluştu tabii kafamda. Bu mudur tam olarak yaşadığımız ya da ne oluyor şimdi? Bak şimdi bunlar yani bunlar yüzyıllık planlar, çok eski planlar. Tabii. Biz bunların hepsinin böyle olacağını biliyoruz. O yüzden yazdım. Millet okusun. Yani desin şimdi konuşmuyorum ben. Kitaplar hepsini anlattım. Yani çünkü neden? Planlarını biliyorum adamların. Adamlar bunu çok saklamıyorlar. Açıklıyorlar. Sadece şunu yapıyoruz biz. Bütün ipuçlarını birleştiriyoruz. Hepsi çünkü gizleniyorlar. Bir şey yapıyor, onu yapıyor, onu yapıyor. Hep aynı adam bunlar. Aynalar. Bill Gates falan da değil bunlar. İşte dedin ya demin, çok daha başkaları idare ediyor. O Rothschild falan aileler de değil. Çok daha üstlerinde başka bir yapı var. Karanlık bir yapı var. Ve biz onların tezahürünü yaşıyoruz. Bu kadar insan ölüyor, üzülüyor, aç kalıyor. Sonuç şu. Muallak kayasını verirsek, şimdi şunu da geleyim öyle gireyim. Şimdi şunun peşindeler. Diyorlar ki yeni Filistin devleti kurulacak. Tamam. Ama çok güzel bir şey. Yeni Filistin devleti çok tehlikeli bir şey. Mescid-i Aksa'yı kaybederiz. Şunu diyorlar. Mescid-i Aksa'yı yıkalım. Bunlar yıkmak istiyor ya. Hı hı. Onun yerine 3 tane şey yapalım. İşte Müslümanlara, Yahudilere ve Hristiyanlara mabet yapalım. Hı hı. Soru şu. Muallak kayası kimde? Hı. Kimde kaldı? Cevap veremiyor. Ben sordum. Hı hı. Yani bu anlaşmaları yaptılar. Çünkü Gazze olmadan önce Netanyahu Türkiye'ye geliyordu. Abbas da geliyordu. Burada bu konuşulacaktı. Yeni Filistin devleti nasıl? İşte üçümüz anlaştık. Evet, mabetler. Muallak kayası gibi. Amaçları muallak kayası. Tapınak muallak kayası üzerine yapılıyor. Orijinal tapınağın yerim yani mesela. Tabii muallak kayasının üzerinde onların tapınağı. Neden? Muallak kayası göklerin kapısı. Peygamber Efendimiz muallak kayasından miraca çıkıyor. Muallak kayasının üzerinde göklerin kapısı var. Altında ne var? Cehennemin kapısı var. İşte bak bu çok önemli. Onlar şunu diyor. Biz muallak kayasını ele geçireceğiz. Cehenneme ineceğiz. Cehenneme düşürenle birlikte cennete çıkacağız. Şimdi... Cehenneme düşürenle birlikte. Düşürülen. Şeytan mı? Şeytan. Birlikte çıkacaklar. Tekrardan cennete giremeyecek ya artık. Hı hı. Atıldı ya Melun tamam, diye. Evet. Tekrardan biz diyor, onunla birlikte alıp çıkacağız. Muallak kayasını kaybedersek göklerin kapısını kapatırlar. Yani göklerin kapısından biz cennete çıkıyoruz. Çünkü Peygamber Efendimiz miracı oradan çıktı. İşte onlar için muallak kayası önemli. Muallak kayasını verdiğimiz takdirde bu iş biter. Allah verdirmez. Biz de verdik. Biz Mescid-i Aksa'nın muhafızlarıyız. Hiçbirimiz buna izin vermeyiz. Ya ama Anadolu insanı yani. Tabii. Yani buna hiçbir izin vermeyiz ve Anadolu insanı şu an dünyanın her yerinde. Almanya'da, Amerika'da, her yer, Afrika'da bile varız. İnan ki bu konuda ayağa kalkarız. Bu çünkü bizim kararımız değil. Allah bizi deşifre etmek istemediği için. Ben daha 2 yıldır konuşuyorum ya. Ben deşifre olmak istedim, geri çekildim, sustum ama dedim ki tamam da yani meydandaki doğru söyleyen insan da çok az. Hakikaten şu an bakıyoruz, şundan seviyorlar. Samimi konuşuyorum. Bir yere ait değilim. Hakikaten hiçbir yere ait değilim. Kendimden konuşuyorum. Ve hakikaten de böyle düşünüyorum. Yani yalan bir şey, riyakarlık yapmıyorum. Bunu biliyor insanlar, hissediyorlar. Yani böyleyim ben. Sonuna kadar böyle şehit de olurum. Giderim bu dünyadan çeker giderim. Çok da umurumda değil. Çünkü ben gitmek istiyorum, toprağa gömülmek istiyorum. Yakında toprağa da gömülemeyeceğiz. Mekanikleşeceğiz. Bizi toprağa gömmeyecekler ileride. Çok tehlikeli. Toprağa gömmezsek olmaz. Yani şimdi bütün bu... şehit olmak da ne güzel, cennete gideriz. Şimdi yani korkacak bir şeyimiz yok. İşte o yüzden durduramazlar bizi. Onlar korkak. İlkay, biz korkmayız. Hakikaten korkmayız. Ve bu konuda herkes ayağa kalkar. Gözlerimiz dolar, ağlayarak birbirimize sarılırız. Gideriz bu dünyada. Sevdiklerimize kavuşuruz. Ne güzel olur. Gözyaşlarla başladık, gözyaşlarla. Allah razı olsun senden. Sizden de. Toparlayacağım şimdi hocam. Hay Allah'ım, ne oluyor ben de bilmiyorum. Ay ben niye bu kadar etkileniyorum bilmiyorum hocam. Yo, ben de etkileniyorum da. Sen daha kalbin açık. Bir süredir kopmuştum bu tesirlerden. Bilmiyorum ne oldu, birden bir şeyler oldu ya. Annemin gidişiyle. Başlarken onu hissettik. Babamın gidişiyle yokken dönemsel olarak hocam. Bir şey yaşıyorum yani. Yani buluşmamızı sen sordun ya, ben anneye bağladım başta. Tabii. Senin için yaptım. Ama şimdi anneden önce, sonrası şu. Evet, yani bu yolculukta görüyorum ki senin bu hassasiyetinle güçlüyüz yani. Şimdi yani ben neden şöyle Hayati Hocam, siz çok tabii araştırmış, ne yaşadığımızı da bilerek anlatıyorsunuz. Evet. Ben bir sürecin içindeyim, bir yaprak gibi bir şeyler yaşıyorum fakat ne yaşadığımı bilmiyorum. Evet. Benim yaşadığım bu. Pek çok takipçim de aynı şeyde buluşuyoruz yani. Hani aynı yerde gözlerimiz dolu bir şey ama ne oluyor bilmiyoruz. İyi bir şey oluyor. Bunu biliyorum İyi sadece. Şey. İyi bir şey oluyor. Şu an şu yaşadığım yoğun duyguları ben YouTube kanalımın ilk açıldığı dönem 5-6 ay boyunca yaşamıştım. Orada da kalamıyor insan yani. Sonra günlük telaşeler falan ama bazı hassasiyetlerim her zaman. Çıktığım yolda doğru olmaya çalışmakla ilgili her zaman bir hassasiyetim var. Fakat şu günlerde annemi kaybettikten sonra belki sizin gelişinizle biraz daha yoğun. Ne olduğunu gene bilmediğim bir şey yaşıyorum. Siz biliyorsunuzdur inşallah. İyi şeyler olsun inşallah. Çok iyi şeyler oluyor. Allah sevdiği kulları buluşturur. Bir de yani sevdiği kulları şöyle buluşturuyor. O döneme girdik diyorsun ya o yanlış. Aha. Yani artık yani ayet secde izlerinde tanıyacaksınız birbirinizi diyor. Konuşmaya gerek yok. Siz tanıyacaksınız birbirinizi o dönemde diyor. Biz tanıyoruz. Yani buraya gelmemiz bile bir tevafuk aslında Cenab-ı Allah'ın lütfuyla oluyor. Yani ben de hiç evden çıkmayan adam buraya çıktım geldim. Yani benim için burası Amerika'ya gitmek gibi. Ben çünkü aynı yerde yaşıyorum. Yürüyerek gidiyorum her yere. Arabayı yapmayı hiç sevmem. Yani farklı bir adamım özetle. Ama buraya geldim. O da ilginç yani. Ama bunun demek gelinmesi gerektiğini hissettim. Yani bu bir manevi açıklık. Yani şu an sıkışıyorsun ya acıdan. Şimdi sıkışıp da başka hayata dönüştürmeyenler böyle buluşuyorlar. Allah onlara manevi yol açıyor. Yani çünkü bizim çok bir şey istediğimiz de yok dünyadan ama şu iş davamız var yani. Şimdi ben bunlar karşısında durmak istiyorum. Kıyam etmek istiyorum. Belki hiç de bir menfaatim olsun istemiyorum. Hiçbir menfaatim yok. Ama yani ne olacaksa olsun yeter ki acı dinsin. Yani hakikaten yani adamlar vurulmasın, öldürülmesin, çocuklar ölmesin, takside adamı vurmasın. Yani o çocukları da hatta kurtulalım. Kurtarırım o şeyin elinden. Çünkü onlar da sonuçta ben diyorum ki tek kötü şeytandır. Şeytana kimseyi kaptırmayalım. Çekelim konudan alalım. Etkisi altındakileri de alalım. Yani çünkü şeytana niye kaptıracağız ki? Ben kötü birini gördüğüm zaman sahibini görüyorum onu. Onu görmüyor, onu almam lazım diyor. Yani ona nefret etmiyorum onda. Ona acıyorum. Ama öbürü çok tehlikeli. O da bizim ona nefret etmemizi istiyor ki karışıklık çıksın, kaos çıksın. Etmeyiz. Biz esas onları o hale getirene çıkarız. Çünkü herkes fıtratıyla kalbi üzerinde doğdu. Kalbinde herkesin kendine göre bir vahiy var. Onu niye ben? Ama örtüyor öbürü. Onu örtüyor. Varamıyorsun kalbe. Karartıyor kalbi. Biz kalbimizi Allah'a çok şükür almamaya çalıştık. Belki zihnimize girmiş çıkmıştır da kalbi koruduk. Yani kalbi koruyanlar üzerinden Cenab-ı Allah nurunu tamamlayacaktır. Nurun tamamladıktan sonra da inşallah o kullarına oluruz. İnşallah. Nur üzerine nur olacaksınız diyor. Şimdi nur üzerine nur olmak da ayrı bir sır. Şimdi Meleği Ala o kadar açıyor ki bize haddeki sırları. Şimdi bütün buralarda herkes şunu bilsin ki insanın yaratılış donanımı vallahi her şeyi çözer. Yani bizim içimizde müthiş bir ya herkes antivirüs programı alıyor, gerek yok. Burada var. Kullanıma sok. Şimdi bunu kullanıma sokmuyor. Evet, namaz kıl ve secde et ve zikret. Şimdi ihlasla ama. Şekilsel değil. Eğer doğru namazını kılıyorsan ve doğru bir seccadede sentetik olmayan, plastik olmayan, tamamıyla yün olan, hasır olan namaz kılanlar muhakkak seccadelerini doğal seçsin. Çünkü elektrik plastikten yine sana geliyor. Elektriği vermen lazım. Topraklanmak nedir? Fişi bile topraklıyoruz elektrik çarpmasın. Elektrik bende de var. Ancak onu secde ettiğim takdirde elektriği veriyorum toprağa. Kur'an'da geçen salat Hayati Hocam, bir anlamı da toplanmak, bir arada olmak, işte uyanmak, uyandırmak ya. Onun da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çok, ben de kıymetli olduğunu düşünüyorum. Zaten öyle olacak. Yani ilk ezanı düşün Peygamber Efendimiz de bilir okurken. Yani şimdi öyle bir şey olacak ki çok da yani herkes umutsuzluğa kapılmasın. Ben çok umutluyumdur. Yani konuşuyorum böyle ama önemsemiyorum bu adamları. Ama gidiyor hayatlar ayrı. Ya şeytanın da sahibi Allah değil mi? Şeytanın ama ona izin verildi. Şuna izin verildi şeytana, insana imtihan diyor ki bu imtihanlarımdan sizi cennete alacağımı mı zannettiniz? Tabii. Sen şimdi diyorum o yüzden şeytan çok iyi rehber dedim. Şeytanın dediğini yapmazsan, eğer sen hakikaten masiva dışında bu dünyadaki hayatını kurarsan çok güzel. Bu diyeden ağacın gölgeliğine geldim atımdan indim diyor Peygamber Efendimiz. Bindim gittim. Dünya hayatı bu kadar diyor. Şimdi bu dünya hayatını bu kadar mal, mülk, haz, şu, bu. Ya bu böyle bir şey değil ya. Şimdi zaman denen şey İnsandır. Bak, zaman insandır. Cennette zaman yok. Yani ben yaratıldığım an zaman benim. Yaşlanıyorum. Hı-hı. Zaman benim. Ben kendimde zamanı görüyorum. Zaman maman yok ya. Yani insan zaman, öldüğüm takdirde toprağa bıraktım mı bedeni? Beden bitince zaman yok. Ruhun zamanı var. Ruh ölümsüz. Ruhun ezelden ebede ölümsüz. Şimdi ezelden ebede ölümsüz olanı mı seçiyorsun? Şu bedende hapis kalmayı mı seçiyorsun? Bu beden gidiyor, zaten yaşlanıyorum. Ben kaç yaşına geldim? Ama içimdeki çocuk yaşlanmıyor, ayrı. Ama ya beden yaşlanıyor ama çocuk aynı çocuk. Şimdi bir de şu, çocukluğumuzu korumamız lazım. İşte çocukluğumuzu korumamız için o iyilik hareketini başlattık. Evet, ondan da bahsedelim. Ve mutlaka başka bir programda buluşalım. Tamam, o kadar inşallah. Çok başlık var ki tamam. içinde. Bu benim hemen Alp Kemal'e, oğluma koşa koşa tamam. götüreceğim bir kitap. Neden önemli? Kelimelerin Hayalcısı. Şimdi onu benim yazdığım çocuk kitabı. Şimdi o seride yani biz bayağı, şu onun amacı şu. Dedik ki çocuklara anne baba daha yetmiyor artık. O bakımdan biz yani bütün çocuk yazarları yazmıyor. Türkiye'de en çok satan yazarlar. Yani işte tıp konusunda, sağlık konusunda aha. onlara mesela şimdi bundan sonra Mithat Taş yazdı. Yani herkes kendi alanından dediler ki çocuklara bakalım. Hı. Ya çocuklara bir el uzatalım. Hı. Hepsi kendi alanında çok satan yazarlar burada bu sektörde. Hı. Şimdi o yüzden bu seri önemli. Buraya biz başka yazarları da çağırıyor. Çocuklara dikkat çekmek için. Nedir bu? Evet, bir iyilik, çocuklara iyilik hareketi. Başlatmak lazım. Kitapta kalmayacak bu. Hı. Büyüyecek bu. Yani o yüzden biz mümkün olduğu kadar bu seriye girmek isteyen hangi yazar varsa, yayın evi önemli değil, girsin. İlk ben yazdım, ben başlatayım dedim. O da şunu dedim, yani çocukların şu çıktı ortaya, hayal kurmuyorlar. Artık buradalar. Bizim çocukluğumuz hep hayal de biliyorsun. Ben hala hayal kuruyorum. En azından çocuklara şunu dedim, dijital kara kutularla hayalin faydaları. Gökyüzünün, yeryüzünün, ağaçların, kuşları, ya bırakın onu da şuraya bakın. Şimdi bunun için, yani bunların hepsinin bir tematik amacı var yazanların. Yani kendi tabii, başına tabii, hikaye değil. Mesajı var. Mesajı tamam, var. Tabii. O yüzden bu seriyi başlattık. İnşallah anne babalar çocuklarına bu seriyi alır, okuturlar, okurlar. Bir faydamız olur. Bu da bize sevap kazandırır. Çünkü bu kadar anlattığımız dünyanın karanlığı içinde böyle ışıklar, nurlar da olsun dedik. İnşallah okunur. Senin çocuk da inşallah sever. Eminim çok sevecektir. İnşallah. Hemen başlayacağız. Herkese de yani gururla gösteriyorum. Hay Kitap'tan arkadaşlar, Kelimelerin Hayalcısı. Çocuklarımızı alalım, iyi İnşallah. Bir şey yapalım. İnşallah. Niye Filistin'de çocuklardan bu kadar korkuyorlar? Çünkü onlar geleceği. Dünyanın. Aslında insanoğlu hedefte ya. Bak, evet. O yüzden biz de onları kurtaralım inşallah. Kurtaracağız. Orada bir çocuk bir laf ediyor, beni çok üzüldü. Dedi ki yani Gazze'li çocuk aç, susuz, anne baba gitmiş, kardeşler uçmuş. Ölüm bile sizden daha merhametli dedi. Müthiş. Bir çocuk bunu diyorsa yani, ölüm bile sizden daha merhametli. Korkunç ya. Bunu herkese, bütün dünya liderlerinde, yönetenlere, herkese söyledim. Ben de diyorum ki yani sessiz kalmayın, kıyalmayın. Ölüm bile sizden daha merhametli. Ayağa kalkalım, ne geliyorsa elimizden yapalım. En azından direnelim yani. Görmezliğe unutmayalım. Ben bunu unutturmayacağım. Biz arkadaşlarımız, hepimiz. Biz Gazze'yi unutturmayacağız. Çünkü unutursak eğer yarın bir gün bizim kapımız çalınacak. Unutturmayacağız. Ve sonuna kadar direneceğiz ama sonuna kadar da umutlu olacağız. Sonuna kadar da seni mesajları içine bırakacağız. Allah Allah. Neyse yani dur toparlayacağım, kapatacağım. Böyle gözyaşıyla kapatmak istemiyorum arkadaşlar. Tamam. Onu da beni de alacak. Vallahi hocam ne oldu bilmiyorum bu kadar da hani içime alırım, yayınlar bitince ağlarım, tutamadım. Bence çok iyi bu masumiyet. Tabii beni şey sanıyorlardı ilk hele bölümlerde. Ben ne kadar tutuyorum kendimi bilmiyorlar. Yayınlar bitiyor. Ben hüngür hüngür, şangır şungur. Bilseler neler çektiğimi. Bu mu bu? Demek çok samimi oldu. Herkese bunu fark etsin. Aynen öyle hocam. Çok teşekkür ediyorum Hayati hocam. Dilerim izleyenlere bir katkısı olmuş olsun. Hayır, ben de bir aracı olarak böyle bir köprü olarak işte takipçilerle sizleri buluşturan, umarım görevimi, vazifemi yapabiliyorumdur. Estağfurullah. Gerçekten katkısı olsun. Hani sürece bir katkımız olsun. İnşallah. Dilerim Rabbimizden razı olsun. İnşallah. Buluştuk ya. Olacak. Buluştuk. İnşallah olsun. Okuyalım arkadaşlar. Ne bileyim işte. Hepimiz bir düşünelim bir kere. Bir kendimize bakalım. Çok teşekkür ederim. Bir de demiri ihmal etmeyelim. Hemen yazdım. Demir testleri yaptıracağım. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki geldim, iyi ki konuştum. İyi ki geldiniz. Başka yayınlar da yapacağız inşallah. Devam edeceğiz. O kadar çok bu arada siteminiz vardır ki bana eminim. Ya şunu da sorsaydın, bunu da sorsaydın diye aşama aşama hepsini yapalım inşallah. Siz Hayati Hocama sormak istediklerinizi aşağıda yorumlarda yazın arkadaşlar. Ya şunu da merak ediyorum, şunun üstünü geçtiniz, bunu anlamadım dediğiniz her ne varsa lütfen sorularda aşağıda paylaşın. Bir sonraki yayında onları da daha inşallah, açarak yapmaya çalışalım. Bir sonraki videoda görüşünceye dek Rabbime emanet olun. Hoşçakalın. Eyvallah.